Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, hummalı bir ders oldu şimdiye kadar. Zandır, niyettir, nazardır, cismaniyettir, surettir, sirettir. Aya biraz yoruldunuz. Şimdi doğru düşünebilmek için malzeme. Ondan sonra farklı farklı cümleler olacak. Barla bahçesinden atlaya atlaya. Yani her okuyacağımız farklı olacak. Bir kere Kur'an'la başlıyoruz. Kur'an-ı Azim bir kelimeni milyonlar defa tekrar okusam, ilk başladığın lezzeti daima duyarım. Sen İslam ocaklarının sönmez bir lemasısın. Sen o misilsiz zatın emsalsız kelamısın. Rabbin en sevgili Resulüne kısmet olan değerli bin bir çeşit ispatlı kelamısın. Hangi kitap var ki asırlarca böyle hürmetle okunsun? Nasıl bir nankör var ki gelsin sana dokunsun? Haşa, sana inanmayanlar kafirse bile gelsin onun delalının yanına otursun. O delaldan alınca dersi ilhamı, lanetler eder inkar ettiğine Kur'an'ı. İlmin en derin hocası Burhan'ı zelil eder karşısında seni tanımayanı. Evet, farklı farklı yerler okuyacağız. 195, nasıl bulacağız şimdi? Masa üstünde, buraya mı abi? Arkadakini küçültün abi. Hangisini? Bunları küçültürseniz masa üstü gözükecek. Şu. Şöyle mi? Bir soldakini abi. Bir şu. Evet. Tamam. Bunu da küçültün abi. Ne yapayım? Bunu da çizgiye basın abi. Tamam. 195. Hangisinden? En alttaki abi. Yukarıdan. Şu mu? Masa üstündeki simgeler var mı? He? Masa üstündeki simgeler var mı? Acil soldakini. Şu. Yok, masa üstünde abi. Ha, şurada. 195. 150 ile yapalım. Farklı farklı olacak. Biraz fazla oldu abi benim. Ya bu tarafa kaydırmak lazım şey. Filistin'in bariz bir vasfı daha var ki, o sonunda Risale-i Nur'un Filistesi var ya, bazılar okumuyor onu. O da kendi ihtiyarınızla olmayıp sunat-ı kalbi ile olduğunu ispat ediyor. Yani o içerisindeki isimlendire tarif etmekte ustada ait değilmiş. O da ilhammış. Bunu kapatıyoruz. 195. Efendim? 191'in sayfayı mı arıyorsunuz? 195. 5 masa üstünde daha doğru. 195'i yaptık, 197. Tamam, masa tamam. 197. Biraz böyle arayacağız ama. Efendim, şurada da 150 yapsak. Tamam. Zahire diye başlıyor. Ha, zehire. Zehire tiryak namı vermekle ne yapmaya çalışıyorum biliyor musunuz bunu? Şimdi bir insan, dimağı var, kalbi var. Önümüzde bir sürü hadiseler var. Kendini yönetmeye, ailelerini yönetmeye, dışarıdaki hadiseler. Peki olayları nasıl yöneteceksin? Yönetemediğin her şey seni yönetiyor.
Hakim olmadığın şey hep sana hakimdir. Doğru düşünebilmek için doğru malzeme olması lazım. Yani doğru malzeme deposu yani. Doğrularımızı çoğaltmaya çalışıyorum. Gayem. Zehiri tiryak namını vermekle tiryak olmadığı gibi zındıka hissiyatını veren ve dinsizliğe zemin isar eden bir heyetin vaziyetine ne nam verilirse verilsin. Eskide böyle ustada karşı o faaliyetin ucunu durdurmak için milliyetçilik damarını tahrik ettiler ve genç yurdu konulmuş. Ustada mücadele eden böyle milliyetçi Türk milliyetçiliği gibi gözükürken Türk millet gençliğini aldatıp böyle bir genç yurdu kurmuş. İsparta müftüsü. Ha, bunu şeye de başına da olduğunu getirmiş. Müftü bu. Ustadla mücadele etme vazifesi var. Neler geçirmiş. Gece içki içersiniz, gündüz oruç tutarsınız diye Diyanet Başkanı bile gelmiş bu memlekete. Ramazan'da tavla oynayan Diyanet Başkanı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hocaların yani profesörlerin çoğusu ya CHP'li ya MHP'lidir. Çok azdır Ehl-i Sünnet. Yer de beraberidir. Şia daha fazladır. İslamsız oğlu İran projesidir. Amerika FETÖ ile Türkiye'de ne yaptıysa İran İslamsız oğluyla aynı şeyi yapıyor ve yapacak. Sana uyarıyoruz ama köyde kimse varsa İslamsız oğlu aynıdır. Şimdi bak ustada o menfi milliyetçilik var ya işte ne mutlu Türk'üm diyene. Onlar önce bunlar şey yapmıştı. Oysa ne mutlu Müslümanım diyene yetmiyor. O yurda şey denmiş, genç yurdu denilsin, hatta mübarekler yurdu denilsin, ne denilirse denilsin, o mana değişmez, içerideki mana. Yani dışarıda tabelayı değiştirseniz, neye benzer? Zehirin, şişenin üzerine tiryak yazmışsınız, şifa. Zehire, üzerine şifa yazmış. Ne yazarsan yaz, zehir değişir, değişmez. Tabelaya ne koyarsanız koyun. Rüştü abi antikaydı derdi ki bugün de lazım zaten. Dedim abi o Yeni Asya'dan ayrıldı. Azılar tenkit ediyor. Geçmişini bilmeyen geleceğe karşı nerede kime karşı duracağını bilemez. Belki bazılar rahatsız oluyordur olacaktır. Benim vazifemdir bunları söylemek. Çünkü maziyi bilmeyen, geçmişini unutan, geleceğine uygun adım atamaz. Helak olur o millet, o şahıs. Kanınızdan, canınızdan, kalbinizden vuranları piyasada veli nimetimiz, bizi kurtarıcı olarak gözüküyor şu anda piyasada. Ha? Dedim ki abi Yeni Asya'dan ayrıldı o. Dedi ki, Yeni Asyacılardan ayrıldı. Yeni Asyacılıktan değil. Zihni aynı zihin. Oradaki çalışanlarla ayrılmış. Yeni Asyacılardan ayrıldı. Yeni Asyacılıktan değil. Bak aynı. Bak söylediği nasıl tuttu? Vatan hainleriyle beraberler. Vatan hainleriyle beraberler. FETÖ'yle beraber. Cumhuriyet Halk Partisi'yle beraber. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Gazetesi'nin matbaası bozulmuş. Biliyor musunuz? Hayır, yıkıldı altmış. Bozulmuş, basacak ki Yeni Asya matbaaları basmış. 1983'te de bastı. Ben o zaman mektepteydim. Genç yurdu denilsin, hatta mübarekler yurdu denilsin. Ne denilirse denilsin, o mana değişmez. Başka yerlerde genç yurdu ve Türklük Meclisi, teceddüt mahfeli gibi isim ve unvanlarla bulunan heyetler başka şekillerde zararsız bir surette bulunabilirler diye devam ediyor. Bu tarihi taşısın diye söylüyorum. Bak usta da milliyetçileri çıkartmışlar. Said Kürt'tür, siz Türksünüz dedi. Tamam o zaman peygamberimiz Arap'tır.
Allah nereli? He? Ey gide. 50. sayfa. 50. Farklı farklı. Ne edelim kardeşim? Ne yapayım size? Bu Laika derslerin mazi biraz yaşamış insan anlatacak size. Lazım olur. Tamam mı? Biz bu fani diye başlıyor. Var mı böyle bir şey? 50. sayfada. Burası 50 değil mi? Heh. Biz bu fani hayat için dostluk yapmıyoruz. Tamam arkadaşlar. Ne güzel bir cümle değil mi? Biz bu dünya için dostluk yapmıyoruz. Alakamız bu nispetle kurulmuş. Ya servetinden ya bedeninden istifadeyi kastediyor. Ya biz bunu bildiğimiz için fırçayı da atıyoruz. Abi bana fırça attı. İyi yaptı. 91. Niye attı? Biraz pasa senin. Dur. Hayır. Sokakta bir çocuk hata yapar. Alakadar oluyor musunuz? Yok. Senin çocuk bir hata yapar, kıyameti koparıyorsun. Peki, o çocuğu çok seviyorsun, onun için ses yapmıyorsun. Öyle mi? Niçin kıyameti koparıyorsun senin çocuk hata yaptığı zaman da sokaktaki çocuk yapınca bir şey demiyorsun? Tamam. Çünkü onunla alakadarsın ve seviyorsun. Tehlikeyi sezmişsin. Babasın. Daha maziden kültürün var, tecrüben var. Nereye mal olduğunu biliyor. Diyor ki 340'da bu sabah. Bu sabah diye nerede geçiyor? Buldunuz mu? Bu sabah. Var mı? Her sabah. Her sabah mı diyor? Nerede abim? Said ise her sabah. Sen de Allah. Burada mı? Hasan'a bak ya. Her sabah akşam, Said ise her sabah akşam dergah-ı ilahiyede dua vasıtasıyla sizinle beraberdir. Bak. Demek ki duada bir sırrı ubudiyet var. Ruhları birleştirme özelliği varmış. Her sabah akşam dergah-ı ilahide dua vasıtasıyla sizinle beraberdir. Bu hikaye değil. Şöyle diyeyim. Bir gadabı. Birisini kuzuyorsunuz, hayal ediyorsunuz. Hayal dua. Veya şehevi bir şey hayal ediyorsunuz. Vücut değişmiyor mu? Heh. Duada da böyle değişiyor. Dua edeceğin insanı bir hayal etsen, bir hayal et, tamam mı? Bir de ona karşı bir merhamet hisset. Ona da lazım olduğunu gönder ondan sonra. Gidiyor mu? Gitmiyor. Birisini hayal ediyorsun, hormonun değişiyor da. Onu hayal ediyorsun dua için. Niye ruhu değişmesin? Yani tahtisi nimetlerinden diyor. Bana dua yoğunluğu yapıldığını ekseriyeti mutlaka ile o saatte hissedir. Şu anda bana, çünkü ben böyle bir ciddi bir adam değilim. Böyle şu anda bir evrat okumuyorum. Durup dururken mükemmel, müthiş bir koridor gibi bir halet açılıyor. Acayip bir huzur geliyor. Aa, şu anda dua edeyim. Yani birkaç tane duada tevafuk etti mi, sen Allah leylim leylim oluyorsun. Ve onlara mukabele ediyorum. Yani bir şey anlatmak için söylüyorum. Bazılar diyecek ki, niye kendini anlatıyorsun? Ben ders yapıyorum, nasıl anlatacağım? Bunu nasıl anlatacağım? Sıra hep böyle. Peki, 239. 239. Gidi arkadaşlar. 239 mu? Evet abi. Şurada bakalım ne bulacağız. 150 çizilmemiş.
ki burada ne var, nasıl başlıyor? Kalbimin intibahını... Nerede? Kalbimin intibahını, intibahını rüyalarımla anlıyorum. Şöyle yapayım. Arkadaşlar, şöyle bir soru soruldu. Bugün tevafuk da etti. Abi, Allah beni seviyor. Bunu çok ders yaptık alakalı. Değil mi? Hadis-i kutsi saydık. Şimdi bununla alakalı bir şey de söyleyeceğim de. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Arkadaşlar öne gelin ki arkadan gelen sizi çiğnemesin. Sizin oku, dinleme konsantrenizi bozmasın. Onlar arkada oturmak hak ediyorlar. Siz önde oturmak hak ediyorsunuz. Önde gelin. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor sahabe, bak. Farklı sahabe. Farklı yerde, farklı zamanda aynı soru soruyor. Farklı sahabe, farklı yerde, farklı zamanda aynı şeyi soruyor. Ya Resulallah, bununla alakalı. Biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor. Onunla alakalı 5-6 tane hadisi kutsi, hadis dediği nakletti. Bir de nakletti, bununla alakalı. Bir, Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. İki, Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Görüyor musun? Ne kadar kusurlarını görüyorsan o kadar seviliyorsun. Üç, Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Ne kadar hizmet ediyorsun? Yani illa birisi olması şart değil. Zihninde birisini anlatacağım, kitap vereceğim. Allah seni sevmese yapamazsın. Anlatamazsın. O kitabı veremezsin. Tamam? Dört, Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah seni bugün seviyor mu sevmiyor mu? Yaptığın işe bak. Şu anda Allah seni seviyor mu sevmiyor mu? Allah'ın fiili budur. Seviyor. Allah seni seviyor. Hadis-i kutsi de böyle diyor. Allah bir kulunu severse diyor sevdiği işleri nasip eder. Bir de beş, sevgisini kalbine koyarsın. Kendi sevgisini senin kalbine koyar. Sayılabilir bir sürü vardı hatırıma gelen. Şimdi Allah bir kulunu seni sevip sevmediğini nasıl anlarsın? Yaptığın işe bak. O anda seviyor, o anda seni sevmiyor. Şimdi bu zat nereye bakıyor? Kalbim Allah'a karşı açılmış mı pencere? Rüyalarımla anlıyorum. Şimdi mesela şöyle diyeyim. Parayla yatan manayla kalkamaz. Ayşe Hasan Hüseyin'le yatan sahabe veya peygamberle kalkmaz herhalde. Yatarken neyi hayal ediyorsan o cinsin devam edecek demektir. Bak kalbimin intibahını, uyanıklığını ben anlamıyorum diyor. Rüyalarımda görüyorum diyor. Rüyalarımda anlıyorum. Zaten bu gaflet ve zulmet zamanının yakaza alemini. Yani bu zaman uykudur diyor. Peygamberimiz Aleyhisselam. Uykudadırlar diyor. Onun için ben iki defa mı zan yaptık burada? İki. Belki sıkmayayım diye yapmadık bir daha. Oysa şu anda zan 13 tane mi var? 13 tane ders yayında var. Beheri ortalama 2 saattir, 3 saat, 4 saat olan da var. Ama ortalama alırsak 1-1,5 saattir. Niye? Şimdi kardeşim içerinin röntgenini çekmek istiyor. Ben bilmiyor muyum? Çoğusunu anlamayacaksınız. Bilmiyor muyum piyasa dersi nasıl yapılır? Bilmiyor muyum burası anne baba günü yapmayı? Ben onun peşinde değilim. Kalitenin peşindeyim. İdealist insanların peşindeyim. Yazıp çizen insanların peşindeyim. Böyle kalem alacak. Anlıyor musun? Ben talebe hizmetinden gelmişim. Talebe hizmetinin ve o tevhid vahşir derslerini biliyorsunuz yapın. Neye yapamazım? Ama ben enfus, yani insan kendisini keşfetme yöntemi onunla uğraşıyorum. Çünkü diğerlerini yapan var zaten diyor. Usta diyor ki Risale-i Nur yapılan yürünen bir yolda yürümüyor. Zaten ahlaka uygun değil. Zaten var o ya. Abdestin farzlarını ustad ele niye alsın yani? Zaten var. E peki
Nur ben diğerlerinde konuşmuyorum. Nur talebelerinin başımıza bir bela var. Ülfet belası. Bunu nasıl kıracağız? Bunu komple olmaz. Kıracak kişilerin kırılması lazım. Ders yapanların ülfeti kırılması lazım. Ki onlar ülfeti kırsın. Her yere ulaşamıyoruz. Ben adam peşinde olsaydım, çok da yakında yakınımlarımsınız biliyorsunuz. İki tanesi de konuşmuyor benimle. Üç tanesi televizyon kanalına giderdi. Düşünün psikoloji dersini yapsam, rintik mi, rentik mi ne diyorlar. Olur mu ya, olmaz mı? Ne diyor biliyor musun? Bir akşam sen psikoloji yapacaksın, bir akşam psikoloji soru cevap alacaksın. Bizim psikoloji dersi nedir? Ruhaniyat, ruhiyat, enfusi, kalbi şeyi pergeli koyup o merkezde izah etme. Klinik değil. Yapma, düşünme, oradan kaç. Hayır. Aklı devre dışı yapacak ilaçlardan bahsetmiyoruz. Tam tersine. Aklın eline verin. Kral benim yani. Anladın? Ama onlara nispeten sizi tercih etmiş, size kanaat etmişim. Ustad öyle diyor. Ben size kanaat ettim. Siz de Risale'ne kanaat edin. Yani bir kişi çıksa var ya bu işlerle anlam bir gir. Yetiyor. Bak bu niye bunları yapıyorum? Doğru düşünce malzemelerimiz olacak ki olaylara rastladığımız zaman içsel alemde, ailevi sorunlarımızda, çocuklarımızda, etrafımızda olayları çözümlerken neyle çözeceksin hadiseyi? Neyle çözeceksin? Malzeme lazım. Şimdi neyle meşgul oluyorsun? Kalbin rüyalarında anla diyor. Bak ne diyor? Kalbimin intibanı, uyandıklığını rüyalarımda anlıyorum. Zaten bu gaflet ve zulmet zamanının yakaza alemini, ağır bir uyku alemi ve uyku alemini ise bir derece yakaza alemini görüyorum. Yani bazı insanların uyuması hayırlıdır. Uyursa uyanıyor. Onun için siz ustadıma karşı rüyalarımla sizi arz ediyorum. Yani bazıları da mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam vahyin 40 cüzünden bir cüzünü rüyalarda almış. Uykuda gelmiş. 40 cüzünden bir cüz. Efendim abi. 40 cüzünden bir cüz. Şimdi Hasan abi şey mi anlayacağız biraz önce anlattığınızdan Resulullah salata sen diyor ya, bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz davamdan vazgeçme. Ya. Rehber ol mu olacak? Evet abi. Ahmet, Mehmet de işim yok. Üç Mehmet dedik, şu yedi Hasan Hüseyin yok. Kardeşim, şurada hiç bu işi ne kadar okuduk, 15 dakika değil. Hiç usta tatırımıza geldi mi? Risale böyledir. Bizim terbiyesizlik yapmayız. Haddimizi de hudumuzla bileceğiz. Aynayı muhafaza ederiz. Güneş onunla geliyor bize. Ona ayna kadar değer veririz ama aynada güneş geliyor diye aynaya güneş değeri vermeyiz. Güneş güneştir deriz, aynada aynadır ama aynasız da biz güneşe çıkamıyoruz. Ayna bize lazım ama aynaya ayna değeri vereceğiz. Yani şahsçılık yok diye şahsa edepsizlik var demek değildir. İslam'da terbiye, hürmet esastır. Hürmet haram, mahrem şeyine, sahasına girmeyeceksin demek. Yani tarif etmeyeceksin. Ama kaynakta nedir? Risale'nedir. Risale'nin tersi oldu mu? Olmuyor. Şahsi kusurumu söylüyorum. Adam bilmem nereye baktı, içki içti, bilmem ne yaptı, para çaldı falanca. Böyle bir şey duydunuz mu? Böyle bir şey yok. Hatta Allah şahit, yalan Allah şahit edilmez. Ben size demiştim, bir daha söylüyorum. Risale'nin oradan aldığım ters, ders ve intibama göre vallahi billahi tallahi diyorum. Sizi en rezil vaziyette görsem, bir yere giderken görsem sizi. Allah şahit olsun. Şu anda kaletimle yüzümü çeviririm. Şu anda verdiğim muhabbeti azaltmam. İnsandır düşer. Düşer. Kesinlikle insan düşer ya. Sahabe düşmüş. Asla. E peki ne demek istiyorum? Hanımını, çocuğunu, akrabanı, nurcu, kardeşini de böyle bak. O bir tek şahsiyet değil. Beşeriyeti var, ubudiyeti var, hizmetkarlığı var. Benim şurada bir masada bir şahsiyetim var ki benim değil. Delal-ı Kur'an olan saydın. Muhakkaten
makamına oturup aynadarlık yapmak. Bu benimle alakası yok. Ben de sizin gibi hakikaten öyleyiz. İkinci bir şeyim var, özel dünyam var benim. Kitap okumam, Kur'an okumam, Risale okumam, tefekkür etmem, yazıp çizmem. Hususi küçük dünya. Bir de beşeriyetim var. Sizinle gezerim, yemek yerim, cenazenize giderim, hastanıza katılırım, hastanıza gelirim, düğününüze gelirim. Bazen hiç böyle uygunsuz bir saatte zilinize basarım, gece 1'de 12'de çay içmeye geldim derim. Böyle bir tuhaf. Değil mi Abdülkadir abi? Eyvallah. Şimdi geçenlerinde yaptık böyle. Biz geliyoruz dedi, dayatma. Bazılar mı onu da demiyor. Zile basıyor. Vallahi hiç şansı yok. Çünkü seviyorum sizi. Çok seviyorum. Çünkü adam dedi ki bana, Almanya'da, Hamburg'da şey alacağım. Halil'im ben. Pasaport zamanı bitti. Vizem var. Pasaportun vakti bitti. Bilmiyordum. Gittim pasaport şeyine. Hamburg'da oluyor. Şimdi adam oturmuş böyle. Orada pasaporta yaşlı bir adam. Dedi ki ne iş yapıyorsunuz dedi. İnsan seviyorum dedi. Tamam da biz de seviyoruz da mesleğin ne? Eli burada. Dedim ya dedi insan seviyor. Senin şimdi mesleğin insan sevgisi mi? Nasıl seviyorsun dedi ya. Biraz başlayınca. Şu dursun zamanı var değil mi? Sen bu sırayı bitirin, sen gitme. Senin biraz işimiz. İnsan seviyor. Mesleğim insan seviyor. Elhamdülillah. Şimdi Nur talebesidir o. Ona diyorlarmış ki nasıl Nurcu oldun? İnsan severek. Allah'a bekler ya. Nurculuk imtiyazlıktır yani hakikaten. Normal bir şey değildir. Tehlikeli bir iştir. Ben söyleyeyim size. Ha, sonsuz rahim olan Halik-i Azim'in kusursuz olan bu kasrını temaşaya doyamayan ruh. Şuraya bak. Ama sıkılıyoruz ya, internet düşünüyoruz. Bak ruha bak. Sonsuz, bak nerede gafur? Buradayım abi. Bak şimdi, kusursuz musun? Kusursuz. Bak, rahim, şefkat, merhamet değil bu. Sonsuz rahim olan Halik-i Azim'in kusursuz olan bu kasrını, yani şu dünyayı, temaşaya doyamayan ruh, kendi kendini avdet ediyor. Bak diyor, mevcudattan alıyor, doyamıyorum diyor mevcudata. Çünkü Allah'ın adaleti, inayeti, hikmeti, rahmetiyle bakıyor. Kader-i ilahinin izini, özünü müşahede edip, merhamet ilahiyeden ileri, adalet ilahiyeden, hikmet ve inayet ilahiyeden, adaletin, hikmeti, rahmetini sürmüyor ki azap çıksın. Biz olaylara gözüktüğü gibi değerlendiriyoruz. Ondan sıkıntı çekiyoruz. Peki, olan hadiselerde ne var? Bak arkayı göstereyim size. Birisinin kolu kırıldı. Birisi öldü. Birisi tabii kazandı. Kimisi bomba indi, anne babası vefat etmiş çocuk. Arkasına ne var? Bir, Allah seyrediyor. İki, esma hükmünü icra ediyor. Üç, meleği ağladan melekler seyrediyor. Dört, meleği ağladan ruhaniyat seyrediyor. Ve büyük zatların ruhları, büyük zatların ruhları seyrediyor. Beş, ahirete mezra oluyor. Malzeme oluyor, zemin oluyor. Altı, nefsi melabegahı oluyor. Yani insanların değerlendirmesi, farklı değerlendirmesine vesile oluyor. Biz hangisine bakıyoruz? Altı bir tane de var. Bunlarla kalın. Altı. Ruhun inkişafatına malzeme oluyor. Altı. Cehaletin en büyük alametlerindendir abi. Zahir perestlik. Zahir perestlik. Doğru. O hadiseler, mesela bir ciğersiz bir hadise gördünüz değil mi? Bir çocuk. Çocuğun dünyasına buradan girersen azap çekersin. Oysa onun çocuğun dünyası öyle değil. Bir, onu görenler ruhlar adedince çocuğun o hali malzeme oluyor. Ruh inkişaf etmesi için. Bizde müthiş bir merhamet, müthiş bir sahiplenmek, müthiş bir gayret. Onu sen ilimle elde edemezdin.
küfre, zulme, zalime korkunç bir nefret. Gramına dünya değer. O nefret, zulme, küfre, zalime, nefret var ya nefretin, gramı değeri yok yani, karşılığı yok. O kadar Allah'ın nazarında değerli. Gayz, gadab, değil mi? Allah da böyle yapıyor depremlerle mesela. O acayip bir şey. Çünkü ahirette biz iki şeyle mesul olacağız ya. Niye yapmadı? Niye yaptı? Nasıl bir şey var alacağız? Yaptıklarımızla bir de yapmadıklarımızla. İki tane şey. Ha, dolayısıyla biz olayı bilmiyoruz. Ah, mesela onu seyrettin. Uf, Allah için çarpmıyor mu böyle merhamet, zalime şey? Ha, gaye buydu. Ama senin o aletini başka bir şekilde inkişaf etmezdi. Bir mavucu bana sormuştu. Dedi ki, ya dedi, Allah merhamet sahibidir diyorsunuz da dedi. Allah yük taşıttırıyor eşeğe diyor. Zulüm değil midir? Eşeği yük taşıttırıyormuş. Neler düşünmüş lan? Kendini dedim eşek yerine koyduğun için üzülüyorsun. Bu ruhu aldın, eşeğin içine girdin. Ulan ben bu yükü nasıl taşıyacağım şimdi? Yani ruhu insan, ceset keşe. Oysa eşek bu işten lezzet alacak, ruha sahip. Çünkü aslanın ruhuna bir hayal edin, aslanın pençesini ettiniz mi? Bu dişlerini ettim. Al o ruhu, o parçalama ruhu, koyuna takar mısınız? Kükreyecek mi? Ses çıkıyor. Kükremesi o. Parçalayacak, tatlılarını vuruyor. Ben parçalayacak, ot için. Koyunun ruhunu al, aslana koy. Yapıyor. Yapacak, ooo diye ses çıkıyor. Şimdi koyun otlayacak ruhu, cesedi, dişleri müsait. Bak, orayı monta yaptın mı alt üst oluyor. Allah bilmiyor mu yük taşımayı, kime taşıttıracağını? Eşeği yapacak kadar sanatkar. Ha? Eşek deyip geçmeyin. Eğer İslamiyet olmasaydı, üç taneniz bir eşek oluyordunuz. Ne demek biliyor musun? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında köle pazarı vardı. Köle kadın, köle erkek, sırasını koyuyor. Köle erkek, köle kadın, deve, eşek, keçi falan gidiyor. Kaç keçi olduğunu da unuttum. Şimdi bir köle getirdin, değiş tokuş yapacağız. Bir insan. Kaç tane eşek alabilirsin bir insanla? Değil mi? Bir insana 10 tane eşek alırsın değil mi? O zaman kim ne kadar iş yapıyor ona değerlendiriliyordu. 3 tane insan bir eşeğe denk geliyormuş. İş yapmak. Dolayısıyla 3 tane köle getireceksin ve eşek alacaksın. Eğer İslam olmasaydı sen şimdi eşek bile etmiyordun. Ve ben ikimizde bir eşek yok. O da gelecek bir eşek olsun. Kaç tane deve alabiliriz biliyor musun? 5 tane, 2 kişi denklensin bize. Sen de ekle. Sen de ekle. 5 olduk mu? Bir deve alabilirsiniz. Şuraya bak. Kadın aklı, kadın hakları. Ne kadın aklı? Kadın maldı zaten. Mal olanın malı olur mu? Kadının malı neydi dedi. Lan maldı ya, ne mal olacak? Çırıp çıktılar. Kadınlar erkekler pazarda satılıyor. Bakılıyor da satın alacak adam. Mal muhayyerliği var ya, bakacak da kalem var. Sonsuz evlilikten buraya indirmiş. Sonsuz köylülükten indirmiş. Ceza müessesini nasıl aktif etmiş? İslam'a bak ya. Şimdi Allah ile ne alakası var? Orucu kasten açtın değil mi? İlk cezası nedir? Köle azat etmek. Allah'ın ne kârı var lan? Allah'a saygısızlık yapmak ki toplumun sosyal yapısı nasıl güçlendiriyor? Böylelikle köleliği kaldırıyor. Bir anda kaldırsaydı İslam toplumu çekecek ekonomik olarak. Alışkanlığına darbe vereceksin yani. Olmuyor. Ama cezayı böyle işletiyor. Yemin yaptım. İlk kefareti köle azat etmek. Böylelikle bitirmiş. Ya İslam hakikaten o kadar kafama yatıyor ki. Hoşuma gidiyor ya. Efendim. Ne, bir daha okuyayım şurada. Ha. Sonsuz rahim olan Halik Azim'in kusursuz olan bu kasrını temaşaya doyamayan ruh kendine adet ediyor. Rahmeti nihayet derecede incelikleriyle tanzim ve idare edilen cisme bakıyor. Allah Allah.
duyguları arasında yalnız muhayyillisine has-ı nazar ediyor. Muhayyile nedir? Kuvve-i hayaliye mi? Öyle mi? Evet, o kadar kalsın. Bu muhayyelenin dimağda kendisine tahsis edilen mahalli bir hardal tanesi kadarken her zaman bütün alemi sinema şeritleri gibi hayal hanesinde dolaştırır. Hafıza da bir çeşit, akıl ayrı bir çeşit, fikir başka bir halde, kalp daha başka, kamil insanlarda hali faaliyette olan diğer letaif daha başka. Yani bunların bizim dışımızda inkişaf edenler var. Mesela şöyle diyeyim, hepimizde burun var. Nefes alıyoruz ama koku da alıyoruz. Diyelim ki hiçbirimizde koku alma özelliği yok. Bir evliya var, burun evliyası, koku alıyor. Nasıl anlatacak sana? Burun evliyası, koku alıyor. Ben koku alıyorum diyor. Kime anlatacak kafır? Var ya bu. Acayip kokuyor. Kafayı yedi ya. Kokuyor. Bak, kim görmüş kokuyu? Kim gidip de geldi? Demeyecek mi? Kim gidip de geldi? Kokuyu alıyormuş. Koku ne demek? Ne demek? Nasıl anlatsın şimdi? Ha, buna koku evliyası diyor. Kulak var. Ha? Kulak yok. Bizde var ama yok. Sesi duysa. Biz hep böyle yapıyoruz. Bu şekilde. Adam ses taşı yapıyor. Bak şuradan ses geldi diyor böyle. Yaparak bize diyor. Ne ses geldi şuradan? Sesi nasıl anlatacaksın? İşte diyor. Bizim diyor hayalimiz var. Bak şimdi ne kadar göreceğiz. Aynısını göreceğiz. Hayalimiz var. Fikrimiz var ya. Bazılarımızda da bazı taraflar inkişaf etmiş. Onlar da bağırıp çağırıyor ama. Kim duyar? Köyde kim var ki? Bak. Ne diyor? Bak diyor ki. Hafıza bir çeşit. Akıl ayrı bir çeşit. Fikir başka bir halde. Ustad değil ha bunu söyleyen. Demek ki inkişaf etmemiş adam nasıl inkişaflardan bahsediyor ki? Kalbi daha başka. Bak 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 şimdi geliyor. Kamil insanlarda hali faaliyette olan diğer letaif daha başka bir şekilde. Basra, Samiya, Zayka, Lamise, dokunma, Şamme, Burun gibi havası zahirenin İstiab ettikleri manevi sahalara nispetle nihayet derecede küçük bir dimağda yerleştikleri halde şuraya arkadaşlar şuraya neler var ya herkes burada biraz da inkişaf etsen ahiret burada her şeyin sureti bu haritaya ne diyor bak ne diyor diyor ki nihayet derecede küçük bir dimağda yerleştikleri halde yektirine karışmıyor. Mesela bak, şu kağıda nokta 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 yapsan karışır da yani. Belli zaman sonra karışır. Ne koyarsan koy karışmıyor. Zahirde nihayetli gözükürken sonlu, batını nihayetsiz. Zahiren basit, batının tuhaf. Allah Allah. Dimağla yek diğerine karışmayarak bir diğerinin vazifesine müdahale etmeyerek ayrı ayrı vazifelerde, ayrı ayrı dairelerde gayet muntazam çalıştıklarını ve hatta ettibanın bile senelerce tahsil ederek içine çıkamadıkları vücudu beşerin her bir kısmının, her bir uzvunun inceliklerini görüyor. Allah Allah. Bu derece rahmetle tanzim edilen bu kadar muhtelif ve zayıf ile çalıştırılan bu muhayyili ukul makineyi temaşa eden ruh. Bu makina üzerindeki derece-i maliketini düşünüyor. Yani şimdi akıl ne yapsın biz ne yapalım? Bu makineyle bu makineyi mi düşünelim bu makineyi yapan zatı mı düşünelim? Ne acayip bir şey. Allah ne kadar harika ya. Ne kadar ya. Hükmünün hiçbir uzva tesir etmediğini görünce sığınacak bir yer, iltica edecek bir mahal, perverde edilecek bir varlık arıyor. İşte o vakit bu kadar rahmetiyle pervede eden Hallak-ı Azim'e karşı secde-i şükrana kapanarak ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Bütün dertlerini döküyor,
onun yalnız onun lütuf keremine iltica ederek af olunmak, dünyada olduğu gibi ukbada da sevildikleriyle birlikte vaat ettiği cennette bulundurulmasını istiyor ve yalvarıyor. İnsan. Şimdi gidelim. Peki 194'ü açacağım. İnşallah sıkmıyorum sizi. Değişik oldu da enfusu yapıyoruz, ağır oldu. Diyeceksiniz, demiyorsunuz da. Neymiş, bak neymiş 194'te? Ruh nahoş. 194 mi bu? Ruh nahoş nerede? Bakayım görebilecek miyiz? Yoksa çabuk geçeceğiz. Ruh nahoş. Aslında çizim gerekiyordu da bu gözden kaçmış. Yoksa uğraşmazdık böyle. Peki, onu geçelim. Okumuş kabul edelim. 197 okuduk. 190 elbette bu köyde. Onu da geçtik. 197 bize karşı muhalefet tevkârını. 198 yapıyoruz. 198. Tamam. Çok oldu değil mi? Ne yaptım ya? Doğru mu? Heh. Diyor ki burada bize Fahr-ı Alem aleyhissalatü vesselam nerede? Şurada. Fahr-ı Alem aleyhissalatü vesselamın en nurani, leziz, kutsi kelimatını işitmekten kaçan bir kulağın altında olan kalpte bulunan iman ne hale girdiğini sen söyle. Şimdi gençlik yurdu vardı ya. Gençlik yurdu ezanın Arapça olmasından Türkçe olmasını şey yapıyor. Ezanlara karşı susturuyor ve kulağını kapatıyorlarmış. Ve ustad Arapça yani Kur'an ezan Arapça olduğu zaman ustada gelmiş oğlu. Ben şey yapayım. Yani kısa anlatayım bu metnin şeyi. Oğlu ustada gelmiş. Namaz vakti gelince ezan okumuşlar ustadın. Biliyorsunuz evde ezan okumak sünnettir. Ezan okuyun namaza durmadan. Sonra sünneti kıldıktan sonra kamet de getirin. Evde sesin gittiği yere kadar cinler olamaz. Ezanın olduğu yerde olamaz. Bu kuraldı böyle. Güneşin olduğu yerde buzun olamadığı gibi. Ezan okunmaya başlayınca kaçtı gitti çocuk. Diyor ki, benimle beraber cemaatle kılmak onun yanında çok emniyetli olduğu halde gizli ezan-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam işitmekten kulağı mütenefirane yani nefretçesine haftan gelen istikrah ile kalktı kaçtı. Bunu diyor aslında böyle değildi çocuk diyor. Bunu sen bu hale getirdin. Şimdi diyor ki o müftiye İspartan şey. Bu işe sen fetva ver. Fahri Alem aleyhissalatü vesselamın şimdi de düşünün ezana karşı kampanya yapmış ezan çok geliyor diye rahatsız olur diyen insana bak. Fahri Alem aleyhissalatü vesselamın en nurani leziz kutsi kelimatını işitmekten kaçan bir kulağın altında olan kalpte bulunan iman ne hale girdiğini sen söyle. Yani Lazcası yok ya. Yani. Çünkü ezanda nefret eden nerede olacak? Peki 199 olur bu 199 mu? 98 abi. Tamam. Peki fakat bizi istihdam eden yeşil mi? Fakat bizi istihdam eden ve hizmetine kabul eden Kur'an hakimin darbesinden korkmalı. Belki o helal etmez. Yani ustad diyor ondan sonra peki bize ne işe yarayacak bu? Arkadaşlar yaptığımız şeyleri hizmet bazen bizi affetmiyor. Kanuniyet yakalansı diye yaptım bunu. Bizi istihdam eden, buraya getiren Allah, değil mi? Getirdiği Kur'an, onun hakikati olan Risale-i Nur. Buraya namaz kıldırıyor, bunları nasip etti, bu dersleri dinliyoruz. Bizi hizmetine kabul etmiş ki buradayız. Tamam. Bu sefer bazen bilerek insan günaha düşer de düştü. Ama ısrarla aynı günah aklen, iradeyle yapmamalı. Bu sefer ne olur biliyor musunuz?
bizi istihdam eden Kur'an-ı Hakim'in darbesinden korkmalı. Belki o bizi helal etmez. Şefkat tokatı var ya. Bir de kalkamıyor. Mesela bazı insanlar var etrafınızda. Ne anlatırsanız anlatın. O da iyi olmak istiyor ama olamıyor. Çünkü zicir tokat yiyor. İki türlü tokat var. Bir şefkat tokatı, bir de zicir tokatı. Bir de aslında o kale alınmıyor ama tokat vurulmuyor. Başka bir tokat da yapmadan oluyor. Dört çeşit tokat. Sayın. Şefkat tokatı, bak sana vuramıyorum. Bak buna vuruyor. Şefkat tokatı yakın olanlara vurulur. Tokat geliyorsa şükredin. Şefkat tokatı olduğunu nasıl anlarsınız gelen tokatı? Tokatı yiyince hemen kusurunuzu görüyorsanız şefkat tokatıdır. Tamam mı? Yani kafayı bir yere çarpmak gibi. Aynen. Mesela bir yere araba vurdu. Sen haklısın. Fakat olsun sen ara sebep. Beşerin zalim eliyle bana bu tokat niye geldi? Tamam mı? Birinci tokat bu. İkinci tokat zicir. Bir vuruyor sana, dine dönemiyorsun. Ne namaz kılabiliyorsun, ne tövbe edebiliyorsun. Buna zicir. En kötüsü bu mu? En kötüsü bu. FETÖ'ye böyle geldiğine inanıyorum. Ben öyle biliyorum. Dönemez. İstese de, istemese de öyledir. Üç. Hiç tokat gelmiyor. Allah seni bıraktı. Bu seninle meşgul değil. Doktor dedi ki, boyu kananın durumu vahim. Eve götürün ne yerse yesin. Der ki, doktor sana karışmıyor. Babaanne, hiçbir şey yok. Hadi eve. Lan oğlum hastayım, bir şey vermedi ilaç. Baban o kadar iyisin ki ilaç. Ya ölüm ya. İyi elhamdülillah. Çünkü doktor dedi ki, ne yesin yesin. Hiçbir şey yok. Tokat gelmiyor. Yaptın aldı hatalar. Bir sürü bu bugün mesela bir sürü kusur. Tokat gelmedi mi? İyi değil. Dördüncüsü çok ilginçtir. Bu sana bana ait değil. Ustad gibi zatlara ait. Hata yapmadan hata yapmışçasına tokatlar. Ta ki hata yaptıktan sonra tokat vursa ne işe yarar? Bir sürü takipçisi var. Onun için sakın sakına Nasrettin Hoca'nın testiyi kırmadan çocuğunu dövmesi gibi. Niye dövüyorsun dediler. Kırdıktan sonra dövsen ne olacak ki? Kırılmamış olacak mı? İlk önce sonra döveceğimi şimdi döveyim ki kırmasın. Kırmak şey, dayak işe yarıyor. 96. sayfada diyor. Ben diyor bütün men ediliyordum. Ya diyor ben bu beşerin zalim eliyle siyasete girmedim. Dini alet etmedim. Bana 28 sene işkenceliği bu diyor zulüm vesaire. Yani kaderin hükmü neydi? Zalim tamam. Orada diyor ki 96 sayfanda Emirden de sakın ha Sait, çok duydunuz bunu da sakın Sait ha, Risale-i Nur hizmetini, iman ve Kur'an hizmetini şahsi kemalatına ve cennete girmene. 3. Cehennemden ve azaptan kurtulmana vasıta ve vesile yapmayasın. Ne kaldı? Herkesçe meşru olan ve yasak olmayan, haram olmayan bu yoldan ben bütün men ediliyordum. Çünkü bana bütün men ettiriliyordu. Bana bütün hep hizmet şey, rıza ilahi gösteriliyordu. Rıza ilahi. Görüyor musun? Tokat onun için gelmiş. Yaptın mı? Yok. Tokat bizim yaptıktan sonra tokat gelmesi bize aittir. Tamam. Efendim 199 benim gibi asabi. 199 burada var mı ya benim gibi asabi? Evet, ha, burada. Evet, bak arkadaşlar asabin diyenlere müjde. Ustad da asabiymiş. Resulullah da kızdığı zaman alnı parmak kadar damarı genişliyormuş. Ama kafire karşı. Bizde biraz farklılık var. Bize arabaya yan çizene, sinyal şey yapıp onlardan dalana, hatuna, tamam mı? Biz ona sinirleniyoruz da, sinirleneceğimiz yere kalmıyor. Mesela şöyle, tarafkilik var mı insanlarda? Niye vermiş Allah? İman küfür tarafı olsun. Biz Galatasaray Fenerbahçe'ye harcadığımız zaman stadyuma İsrail'e kalmıyor.
akşam geliyoruz maçtan. Zaten tarafkirlik şeyini boşaltmışız. Aküde bir şey yok ki. Öyle İsrail gelmiş gitmiş. Amerika böyle yapmış. İhtilal yapmış. Vatan gidiyormuş. Memleket gidiyormuş. Adam topraklama yapmış o tarafkirliği. Hakka taraf olmak için Allahu alem abi. Vermiş. En büyük şey bu yani. Hakka taraf oldu mu zaten başka türlü bir tarafkirlik o şeye giremez. Evet. Benim gibi ashabi. Aferin. Orayı da aç. Orayı da şöyle yap. Açık. Açık. Benim gibi ashabi. Hiddetli bir adamı hiçbir vakit gücendirmeden, hiçbir menfaat-ı maddi mukabili olmayarak. Ben bu kadar okudum. Tamam. Benim gibi ashabi ve hiddetli bir adam. Böyle bir adamdı ama kontrol altındaydı. Onu küfre karşı kullanıyordu. 200. Allah inşallah bize nasip edecek. O ashabiliğimizi küfre karşı kullanmayı. Allah inşallah nasip etsin inşallah. Allah onun için vermiş. Sayfa 200'de, o bu ne yaptı? 220. Allah Allah. Ersal niye böyle oldu kardeş? Hayırdır? Bir de 28'e geçseniz bazı, belki o kadar indikası. Bu kaç, neyse kapatayım öyle. 200 açalım. Peki. Ya nereden çıkarttın böyle dersi bir Hasan ya? Ne güzel kitap okuyacaktık ya. Uyuyacaktık ya. Böyle gözümüz işe geliyor şimdi. Anladım ki nerede? Hadi bulun. Anladım ki o istihdam olunuyor. Sadakatinin kerametidir. Ha, ne demek? Risale-i Nur'a sadak olursak sadak istihdam olunuyoruz. Sadakatin de ileride gelecek kerameti varmış. Bak arkadaşlar, istihdam edilmek istiyorsak Allah bizi idare etsin, Risale'ye sadık olacağız. Tamam mı? İstikamet nedir sayın? Bana bakın. Sadakat istikamettir. İstikamet hidayettir. Hidayet ruhun cennetidir. Risale'deki cümleleri sayın. 60. sayfa işaretleyeceğiz. Orayı burada yaşamanın yolu ahireti Allah'ın o ulvi ve külli böyle hallerini, haletlerini, hissiyatını yaşamak istiyorsa ki hepimiz istiyoruz. Bak, sadakat istikameti doğurur Mehmet kardeş. Çorlu. Sadakat istikameti. İstikamet hidayeti. Hidayet ruhun cennetini doğurur. Cennet asa bir hayat yaşanıyor. Hidayet diyor, hadi zatında ruhun cennetidir diyor. İşaretleyeceğiz. 61. Ne güzel ya. Bir daha, sadakatta keramet vardır. Nedir neticesi? İstihdamdır. En büyük keramet bu asırda namaz kılmaktır. Allah seni sevdiğine en büyük alamet namaz kılmaktır. Kılabilmendir. Allah seni sevmesi kılamazsın. Çünkü 9. sözde diyor ki, bir nevi huzura kabulün olan namaz ile ezan vaktinde ruhlar gider, huzura kabul edilince beden arzda namaz kılıyor. Kabul, ruh olacak ki kabul edileceksin. Edileceğiz. Allah'a hamdolsun ki efendim namaz kılabiliyoruz. Allah bizi seviyor. Sevdiği halde seni acaba seviyor dettiren şeytandır. Vesvese yaptıran şeytandır. Acaba Allah beni seviyor. Seviyor lan. Çatlasa da patlasa beni seviyor. Çünkü niye? Senin gibi namazsız değilim elhamdülillah. Ey melun. Ruhun cennetinden bahsedeyim. Bak ruhun cennetini bahsedeyim. Ha dedik ya hidayet ruhun cennet. Allah ile ve ahiretle ümitli yaşamak kadar dünyada cennetli bir şey yoktur. Mezara gidiyorsun, yakının ölüyor. Allah ve ahiret var. Bela oluyor, yaşlanıyorsun, kanser geliyor. Ben mesela bir tanesini söyleyeyim. Bir kardeşimiz kanser oldu. Yeni ders yapan kardeşimiz. Doktor demiş ki her şey hazır olun, 15 gün içinde tamam. Esbab noktasında. Bunu akrabasına derken duydu. Doktor bey bana açık desene dedi ya, ben de duydum zaten. Doktor Allah Allah. Dedi ki, ölürsen şehit. İmanım var, namazım var, davam var. Acımasız, çaresi olmayan hastalıkta ölmek. Doktor ha, sanki o hasta o değil. Şehitim.
kalırsam zaten yaptığım işi yapacağım. Hizmet değil. Yaşarsam hizmet değil. Ölürse şehidim. Elhamdülillah. Bunda ne kadar ciddi olduğunu tuzun kuru... Ha tabii öyle. Dedim ki ben şey yapayım. Abi böyleydi diye ben de şimdi telefon ediyorum. Bak kardeşim diyorum. Benim tuzum kuru yani şey demek istiyordum. Yani masada konuşuyorsun bana teselli verebiliyorsun. Tuzum kuru diye başladım ama. Sakın ha masada bana tuzum kurudur böyle bahsediyorsun böyle bazı. Dur bir dakika abi dedi. Tuz benim kuru dedi. Senin daha ne olacağın belli değil. Senin daha ne olacağın belli değil. Ben dedi, bak şimdi ne dersin? Ben dedi şimdi kadar hizmetteydim. Şimdi dedi ölümle karşı karşıya, bütün çıplaklığı ne bana gözüktü. Bu geçmişim, geleneğimi değiştiremem. Sen her an değiştirebilirsin. Ben artık tamam bu karar kıldı, kesin oldu. Benim tuzum kuru, sen ne yapacaksın? Peki size bir idmanlık yapalım mı? Bir test yapalım mı? Tamam mı? Test yapalım. Peki, geçen hafta yaptık mı burada? Yok, Sultanbeyli'de yaptık o zaman. He? Karabekir'de yapmadık abi. Karabekir ama konuşmayın o zaman. Yani duyan konuşmasın. Tamam, Karabekir'de yaptık. Hazır mıyız? Test yapıyorum şimdi. Sen kanser olsan yani hakikaten nasıl olacağını testini yapacağım. Tamam mı? Benim dediğim bir hayal ediyorsunuz. Doktora gidiyorsunuz baş ağrınızdan dolayı. Gittik mi abi? Gittik. Allah gecinden versin ama böyle de dua olmaz. Öleceğiz zaten. O gecimeci yok, öleceğiz. Kesin. Dedi ki, kansersin. Ne olur merak etme, bir şey olmaz. Hayal et. Ettin mi abi? Eğer dedim yaparsan bu testten zevk alacaksın. Tamam mı? Kansersin. İlk 15 gün içinde her an hazır ol. Dedi. Ve eşyanı topla ve gidebilirsin dedi. Şimdi soruyorum size. Testim şu. 10 saniyede bana söylemeyin tutun. 10 saniye. Kanser oldun, eve geldin. Neyi terk ederdin? 10 saniyeniz başladı. Hangisini yapardın? Neyi terk ederdin? Hangi fiilini, hangi davranışını terk ederdin? 10 saniye bitti. 2. Yapmadığın neye başlardın? Peki, şimdi onu niye terk etmiyorsun? Niye terk etmiyorsun? Peki şöyle diyeyim. Eğer bu kardeşimiz gibi ben dedim ki sana defteri verdi. 15 gün içinde gideceksin. Hayatında neyi değiştirmeyi düşünüyorsun? Merak ettin. Ne dedi inanırsınız biliyor musun? Hayatımda dedi ciddi değişiklik yapacak bir şeyim yok dedi. Kanser olmadan da olduktan sonra aynıymış. Şimdi size soruyorum. Neyi terk edecektiniz? Hiç hatırınıza bir şey gelmedi mi? Bahtiyarsınız. Peki, bir bahtiyar %50 buydu. %50. Şunu yapardım dediğiniz, şu anda yapmıyor musun? Ne mutlu, siz hazırsınız ölüme. Korkma, kabirden çıktım. Şunu terk ederdim, bunu yapardım diyorsanız kabirdesiniz, kabirdeyiz. Abi namazla ilgili bir şey soru anlatabilir miyim? Soru anlatma çünkü uzun. Yok kısa abi. Çok ben de hiç kimsenin bilmediği bir şey. Allah Allah. Aynen. Aynen abi. Ölüp diriltti Cenab-ı Hak çok enteresan şeyler görmeyi nasip ediyor. Abi şimdi... Bu bir dakika bu kim? Masada ölmüş bırakmışlar. Yarım saat mı? Cenaze bir torbası. Saat abi, bir bir saat. Saat öldü diye masaya doktor bırakmış. Ve cenaze torbası getirdiler. Orada temizlik yaparken, cenaze torbası yıkarken hemşire bundan ses geliyor, uyanıyor, şimdi karşımıza korkak duruyor. Şahit abi, şahit. Ben şöyle şimdi. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ashabına, diyor ki Cenab-ı Hakk'ın merhametle muamele etmediği, adaletle muamele ettiği hiç kimse diyor cehennemden kurtulamaz diyor. Anladın bugünkü? Öyle deyince abi ashab-ı kiram efendilerimiz diyorlar ki ya Resulallah sen de mi diyorlar? Evet ben de diyorum abi. Allahu Ekber. Anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Tamam onu biliyorlar. Anlıyorsunuz. Ha. İşte abi bunu da ben keşfettim. Hani yaşadın. Merhametle muamele edileceklerle
adaletle muamele edilecekleri ayıracak unsurun ne oldu? Nedir o ayıran? Hani, ben şöyle diyeyim, dur. Biraz önce. Yani ben, bana ahirette Allah adaletle mi, merhametle mi muamele edecek? Nereden bileceğim? Abi onun işte ölçüsü namaz abi. Namaz. Namaz kılanlar ki bakın merhametle muamele edilenlerin de yırtmaması imkansız. Aferin lan. Şimdi iyi ki konuşturdun. Eyvallah. Çok hoşuma gitti lan. Eyvallah. Biraz önce namaz da seviyor dedin ya hani. Evet. Namaz kılıyoruz. Aynen. Evet. Allah seviyor. Amin. Benim talim hocam Hafız'a dedim ki ya estağfurullah demesini bekledim. Ulan ne evliya adamsın. Estağfurullah demem dedi. Niye dedim? Namaz kılan evliyadır. Evli ya, evlidir Allah ile. Beraberdir. Evet. Allah haşir meydanında adaletiyle değil de rahmetiyle muamele edilecek kişiler namaz ehilleridir. Peygamberimizin buna ait bir mana hadisi kutsi vardı, bir mana kafa. Bir mana diyorum ki metni tam olmayınca böyle deniliyor. İmandan sonra ilk hesap biliyorsunuz namazdır. Namazda hesabı asan olan hesabı suhuletli olur. Ondan sonra kolay. Kaza namazınız varsa başlamamışsanız başlayın. Vallahi kazaya başlamadan girme. Girerse orada bir nurcu arama. Bak ben seni uğraşmam. Ben bunu tanımam. Kaza namazı olup da başlamayana ve ölürse evet ölmüş demektir. Peki bu burayı niye açtık? Kaçıncı sayfa bu? 203. Neyle başlıyordu? Öyleyse en metin. Ha. Küllü şeyin halikünle ve cehülehün mülkü ve ileyhi turcuğun sırrı zahir olacak. Öyleyse en metin, en âli, en müziyen görünen bu saray kainatın bir anda yıkılacağı, harap olacağı, bütün Allah-u Ekber ya biz bunu, bunlar nasıl denk geldi şimdi bunu konuşmaya başladık. Ben bilmiyordum ha bunu. Kıyametten bahsediyor bak. Harap olacağı, bütün sekenesinin mabut olacaklarını düşün. Mahvu nabut olacaklarını düşün. Hiç ender hiç olduğunu hatırla. Sen niye Ersal almıyorsun orayı? Şu anda gösteriyor da zaten sayfada kendisi konuyor mu yani? He. Öyle mi? Tamam. Hiç ender hiç olduğunu hatırla ki bak harap olacağı bu dünyada meşgul olduğumuz var ya civatalar, paralar, işler, aşlar, yatlar, katlar. Tamam bunlar ne olacakmış? Bütün sekenesinin yani dünya ve içindeki her şey mahvu, mabut olacaklarını düşün. Hiç ender hiç olduğunu hatırla. Senin mini mini hayat tekneni dağlar gibi dalgaları bulunan kısacık ömrünün denizinde aldanarak boğdurma. Bir daha hiç ender hiç olduğunu hatırla. Biz hiç ender hiçiz Allah'ın mülküne göre. Senin gibi bak senin mini mini hayat tekneni dağlar gibi dalgaları bulunan kısacık ömrünün denizinde aldanarak boğdurma. Kısacık ömür denizdir. Hayat teknedir. Anladık mı? Mini mini hayat tekneni ömrünün denizinde aldanarak boğdurma. Hayat-ı ebediyeni söndürmek isteyen en büyük ve en yakın olan nefsinin hilesinden kurtulmaya çalış. Bunun için sana çok kolay ve ucuz teselli, mücerrep ve kati ve la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Rabbi inni mesene dur ve ente erhamur rahimin gibi halas ve şifa ve necat vasıtalarını tavsiye ederim. Bunlara bilhassa mağrib ve işe ortasında 33 defa devam et demekte olduğunu hissettim. Akşam ve yatsı arasında var ya tesbihatın sonunda. Onları devam et. Onu yapana
Sahih Buhari'de var. Allah imanına kefil oluyor. Peki 208. Sıkmıyorum değil mi? Sıkılıyor musunuz? Peki abi. Millet şey yapmamıştır. Olan gene zan mı yapacak ya abi tadı falan yok. şimdi neyle başlayacağız arkadaş? İmam-ı Rabbani. İmam-ı Rabbani son zamanlarda biri gelecek demiş. İman meselelerini gayet vazih bir surette neşir ve ilan edecek diyor. İmam-ı Rabbani, Müceddidi Elfisani, İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş bunu. Zat-ı Alileri gibi bir, diye bir yer de var burada, şurada. Zat-ı Alileri gibi bir ustadı bulduğumuzdan, zaman ne olursa olsun bizi meyus etmiyor. Oh! Risale-i Nur, değil mi Nur talebeli? Hakikaten hiçbir hadise meyus etmiyor. Üzülüyor, meyus olmuyor. Ümidini kaybetmiyor. Sen hayal eder misin? Baksana söylüyorum. İçinden. Üzüldün tabi alem İslam'ın şuraya indirilen darbeli falan. Fakat meyus oldun mu hiç? Ümidini kestin. Hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. En zor şeylerde bile bu böyledir. Böyle olacaktır. Zaten olsun ihtilaldi biliyorsunuz ihtilal gecesi. Muvaffak olamayacaklar. 2012'de tokat yiyecekler, 13'te yiyecekler, 14'te yiyecekler. Site başına yazdık hatırlıyorsunuz. 2011'de münafık tersiyle çıktık adamlara. 12 çünkü öyle iman etmiş Risale-i Nur'a. 12'de tokat yiyecekler, 13'te yiyecekler. 206'da anlatıyor Emir Dağı'nda. 206'da, 208 değil o. Benim söylediğim o CHP'yi anlatıyor 208. 2012, 2013, 2014'te tokat yiyecekler, 15'te yok, 16'da silinecek. Ondan sonra iki tane ihtilal var. 1980, 1960. Yıkılmıştır mezarım ki Said'den 79 envat. 80. olmuştur mezarıma bir mezar taş. Eddai. Mezarın bir ayağı 60 taş. Bir de 80 taş. Mezarıma olmuştur mezar taş. 80. İhtilal gecesi söyledik. Allah şahit ve burada birçok arkadaşlar da biliyor. Peki ne tedbir aldık? Nokta operasyonları var. Ama ihtilal yok. Var bu taraftan. Artık başka bir mektup var gayrimüteşi. Ustadım o zamanda diyor artık diyor bize hücum edilemeyecek biz edeceğiz diyor. Ne zaman ordunun taktiği geçti size bir müjde vereyim. İhtilalden sonra ihtilale kadar 2016 yani. İhtilale kadar ordunun bütün şekli, yöntemi düşmana karşı savunma idi. Bütün eğitimler. Bütün eğitim. İhtilalden sonra bütün eğitim değişti. Hücum eğitimleri yapılıyor. Mudafa yok artık. Osmanlı ruhu buydu. Mudafa yok. Öyle olduğuna delil, ihtilalden sonra hücum başladı. Ve bitiriyor. En iyi savunma saldırıdır diyor. He? En iyi savunma saldırıdır. Evet ama hep savunmaydı. Biz böyle eğitim görmüştük askerde. Peki, 209. Olabilir mi 209? Biraz kaydırırsam, oh, bu saatte geldi adam. Bakın hele evi mi unutmuş? Ha? Hazreti Adem diye başlıyor. Eskide bu saatlerde polisi beklerdik. Ya buldum. Hazreti Adem Safiullah yani anasından doğduğu gibi bebek demek. Tamam mı? Safiullah kokladı ve hissettiği nuru Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında demiş. Cennette böyle görmüş. Kokudan ha cennette bir koku var. Bak ne yapmış? Kokladı ve hissettiği bir Nur-u Muhammed'i varmış cennette. Şöyle demiş Allah. Ya Rabbi benim alnımda bir çığırtı var. Nedir? Ses var. Zikir var. Evrat var. Cenab-ı Kibriya Hazretleri buyurmuş ki
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihidir. Peki cennetten kurtulup dünyaya konmasının, yani cennette böyle ceza almayıp gene bir derece bir hak kazanmasının sebebi dua neymiş biliyor musunuz? Onun yüzü sürmetine demiş. Allah dedi ki, onu benimle aramda şefaatçi yapmayı nereden biliyordun demiş Adem'e. Ya Rabbi cennetin üstünde o yazıyordu diyor kapısı. Senin isminin yanında la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyordu diyor. Yazıyordu. Allah Allah. Ve subhanallah. Aynen Kütüb-ü Sattika'da ve vesile-i dünya olan Şah-ı Levlaki'yi efsafi ile ashabıyla haber vermeleri gösteriyor ki ulumu evvelin ve ahirini cami bir kitap ile bahs olunacak. Kainatın ruh hükmünde ve bütün kainatın güzellikleri kendi fıtratında tecemmü edip tekemmülle tulu fecirden sonra şemsin tulu gibi bekleniyordu o zaman. Efendim 223. Bu arada saate bakayım. Evet bir saati geçti. 223 okuyayım son olsun. Peki. Şöyle yapayım. Hangisiymiş acaba? Ne zaman ki tahrip ve istibdat haddini aştı. Hakikaten öyle değil mi? Bizi sardılar, sarmadılar devletimizi, milletimizi, bütün devlet organını, askeriyeyi, bütün savunma sistemini, ASELSAN, her şeyi sarmadılar. Ne zaman ki tahribat, yani bu Ergenekon, balyoz darbeleriyle bir de sevindiriyorlardı bizi. Meğer Kurdul, Nurcuların, Nurcu kardeşlerimiz, bizim dava arkadaşlarımız generalleri alıyorlarmış. Ergenekon'la alakası yokmuş yani. Bir tane varsa 9 tanesi bizim kardeşlerimiş. Bu adam. Bir tane o göstermelik yapıyorlarmış. Onun yanında 9 tane götürüyorlarmış. Bunu itiraf etti Genelkurmay Başkanı, atan başkan. Kendisi biz atıyorduk dedi. Kurdoğlu cemaatinden dedi ya. Aferin ya Kurdoğlu abi. İyi bir çakmışlar. Tamam. Bak şimdi görüyor musunuz adamlar? Her tarafı sarmaladılar. Bak ne diyor şimdi. Ona göre dinleyin diye söyleyeceğim. Ne zaman ki tahribat ve istibdat haddini aştı, uçurum kendini gösteriyor. İyi dinle şu cümleyi, eve yazın ve arabanıza. Büyük felaketler, güler yüzlü intibahlar doğurur. Bir daha. Büyük felaketler, risk aldılar, güler yüzlü intibahlar doğurur. Derler ki, pek musib bir söz bu. Herhangi bir hükümet zulmü ve istibdadı arttırdı. FETÖ mesela neler yaptı? Mazlum milletler istiklalini o zaman kazanıyor. Şu asırda dinsizlik ve tahribat fazlalaştı. İnşallah mazlum ve masum ehli imanın yüzü gülecek. Parlak bir hakikat güneşi tulu edecek. İnşallah cümlemiz nedir? Büyük felaketler güler yüzlü intibalar doğurur. Yani 223. Burada duruyoruz. Kaldığımız inşallah yerden başka bir zamanda inşallah size böyle bak yapmışım bütün o şeyi. Vallahi hepsini yapmışım. Böyle lazım cümleler böyle veya çok böyle. İnşallah devam ederiz. Abi Barla 223 değil mi bu? Barla 223 ama gördür. Çünkü bir tane söyle demiş. Sen de öyle demeyesin. Abi bu bizim barlada mı yazıyor? Ama acayip değil mi? Ne güzel şeyler koymuş ya. Çok hoş. Ne kadar bahtiyarız böyle davayı tanıdığımız için. Yoksa doğru nedir? Hakikaten laikaları okumayan, Nurcu kardeşlerime diyor, benim başkalarla işim yok. Laikaları okumayan veya okuyup yaşamayanların nerede, kime, nasıl durup ne yapacağını bilmiyorlar. Hala tereddütte yani. Hala tereddütte olanlar da görüyor. Sebebi laikaları hazmetmemiş ve yaşamıyor. Onun için ne güzel bir şey bir sözdü.
laikalar okunmayan, okunup da amel edilmeyen yerden uzaklaşın. Çünkü orada istibdat vardır. Çünkü orada eğer Risale-i Nur laikası hareketi yoksa kişinin, mesela ben laikayı okumazsam, size bazı şeyler söylerim diyeyim, uyuyacaksınız. Çoğu sabahtan beri bir sürü, mesela sen tiyatroda meşgul oldun, tiyatroda. Hop bir sürü rol oynadın, geldiğinde başka rol oynayacak hali yok burada, mecbur edeceksin bizi. Ben de, nereden bileceksin kendime, hevama göre konuşmadığımı? Şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım. O zaman laikalar söylenmiyorsa, revaç gösterilmiyorsa, kişi hakimiyeti var demektir. Kişilerinde cennet cennim yoktur. Unutmayın. Laika okunmuyorsa, hatta şöyle yapılıyorsa, kardeş orada bir şey oku da gidelim. Orada bir şey oku da gidelim. Elde böyle. Bir de ne diyor biliyor musun? Zalime bak, zalime. Bu kürsüye geçtiği için zalim diyorum. Orada olsa bir şey değil. Bu laika mektupları, abilerin özel hissiyatlarını dile getirilmiş veya hissiyatlarını ustalarına takdimidir. Bizimle ne alakası var canım? Ama kabuğunda şöyle yazıyor. Risale-i Külliyatı'nda yazıyormuş nedense. Sözlerin üzerine yazıldığı gibi. Yemez. Sen kim olduğunu çok iyi biliyorum artık. Biliyor musunuz? Tahir abinin maymunu vardı. Nurcuydu. Marketi vardı. Namaza gittiği zaman maymunu koyarmış. Maymunu oraya. Maymunu şey yapınca böyle adam şeydi ya camide. Maymun bağırırmış. Falan kıyameti koparıyor. Tamam, kıyameti koparıyor. Adam iş alamıyor yani. Ne oluyor falan. Baktı ki ikide bir. O aldığını da şey ustasına söylüyor patrona. Geldiği zaman bağırınca ne aldın diyor. Bu boşuna bağırmaz dedi. Ondan sonra adam geldi. Aldı, haber verdi. Dedi ben gelecek hafta bak dedi namazda, cumada bunu kandıracağım. Nasıl kandıracaksın ben bunu ettim maymunu dedi ya. Görürsün bak. Ondan sonra adam gitti cumaya. Bu geliyor. Maymun geldi. Şöyle bakıyor. Bakayım ne yapacak. O durdu adam. Şöyle yaptı. Yapa yapa uyku moduna geçirdi maymunu. Maymun da yapa maymun uyudu. Maymun uyudu, ağlayacağını aldı, çıktı. Sonra geldi, maymuna dedi ki, bu yaptı. Bağırmadı, cebinden çıkarıyor. Çıkardıkça maymuna şamar atıyor. Adam çaldı ya, ona bak daha güleceğin şey var. Ondan sonra bu ne lan diyor, gösteriyor. Maymun böyle yapıyor, ta! Aldı şeyle paketlerce dört. Dedi ki haftaya da yap da göreyim demiş. Aynı yapacağım, hayvan değil mi? Maymun. Geldi adamı görünce adam dikti, maymun diklendi, tokat idi ya. Tokat idi ya. Peki ne yaptı? Adam yapınca maymun böyle yaptı. Artık. Sonra bir de yapmış, böyle yapmış. İşini gözlüğü de böyle yapacağız. Ya. Dolmuşlar var. Mekke, Mekke, Mekke. Evet beyler, son durak mı? Baktım ki Paris. Bizim, hani Mekke'ydik bizim dolmuş böyle? Üstadım bunu soramadım. Üstadım misal Mekke, Mekke, Mekke. Burası indik. Evet beyler, son durak. Baktık Paris. Hani Mekke'ydik? Dolmuşumuz böyle. Şimdi öyle. Hizmet, hizmet, hizmet. Beyler inin. İsrail. Aa. Haç, haç. Mekke'ye gidiyorduk. Bu vakti İsrail'e. Tel Aviv'e inmiş. İngiltere'ye gitmişiz. Bizim de olmuş böyle. Laika okunacak. Okunmamak nispetinde orada sıkıntı var. Orada kavga var. Orada fert hakimiyeti var. Orada senin işin yok. Ha? Sen bilirsin. Mekke, Mekke, Mekke'ye mi gideceksin? Mekke, Mekke, Tel Aviv'e mi? Londra'ya mı? Hayır sen tercih, biz tercih edeceğiz. Laika okunacak kardeşim. Sen de uyuyacaksın, ben de uyuyacağım. Beraber okuyacağız. Laikalar kim, nerede, kime, nasıl durup ne yapacak? Kim, nerede, kime karşı, nasıl durup ne yapacak? Kim, nerede, kime karşı, nasıl durup ne yapacak? Dersinin bilgisini veriyor bize. Eğitiyor, laika. Öyle bir kişiden kişiye hissiyat falan değil. Hayatın gerçeklerini anlatılıyor. Vahir davahum
Enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temassalavat.